Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bir önceki videoda da söylediğim gibi bugün Android bir tane Android telefondan bilgisayarımıza soket ile bağlantı kurup veri gönderip veri alacağız. Android Studio açtım, gördüğünüz gibi yeni bir proje oluşturdum. Daha bir şey yapmadım şimdilik. Şöyle şuradan dizaynımızı falan yapacağız. Öncelikle bilgisayardan başlayalım. NetBeans'im açık. Hemen geçiyorum. Yeni bir proje oluşturuyorum. Next diyorum. Projemin adına Connect to PC diyorum. Main class'ını kendimiz oluşturacağız. Evet, projem oluşuyor, oluştu. Hemen yeni bir class oluşturuyorum. Main class oluşturacağım. Main diyorum adına class'ımı. Bir tane main metodu ekliyorum içine. Gördüğünüz gibi. Öncelikle burada server yazmakla başlayacağız programımıza. Öncelikle bir tane server socket nesnesi oluşturmamız gerekiyor bir bağlantı bekleyebilmemiz için. Server socket diyorum. Server diyorum eşittir new server server socket diyorum. Bir tane port bekliyor bizden. Portumuza 5555 diyorum. Bize bir tane hata fırlatacakmış. Bunu da main'in dışına fırlatıyorum. Ya da şunu şöyle yapabiliriz aslında. Diyorum. Şöyle sur run statement with try catch diyorum. Bunu try catch'in içine alıyorum. Ardından şimdi ya da boşa kalabalık etmesin ya. Şimdi tekrar eski halini alıyorum. Direkt main'in dışına fırlatacağım. Gördüğünüz gibi fırlattım. Şimdi hemen bir tane socket nesnesi oluşturuyorum. Socket diyorum. Buna client diyorum. Eşittir. Server.accept diyorum. Server'a bir kullanıcı bağlandığında bu socket nesnesi oluşacak. Ardından socket nesnesi üzerinden okuma ve yazma işlemlerimizi yapabilmek için class'larımızı tanımlayacağız. Bir tane class'ımız input stream. Input stream reader. Buna ISR diyorum. Eşittir new input stream reader diyorum. Bir tane input stream alıyor. Bunu client'ten alacağız. Bize bağlanan kullanıcıdan get input stream diyorum. Şimdi bunu satır satır okuyabilmek için buffered reader oluşturacağım. Buffered reader diyorum. BR diyorum buna da eşittir. New buffered reader diyorum. Buna da ISR'yi veriyorum. Input stream reader'ı veriyorum. Şu anda okuma işlemimiz böyle, bir de yazma işlemi için print writer oluşturuyorum. Hemen bekliyorum biraz. Print writer. Buna print writer diyorum. Eşittir. New. Print writer diyorum. Bir tane output stream vereceğiz içine. Bunu da klientimizden vereceğiz. Veri yazabilmek için get output stream diyorum. Şu anda okuma ve yazma işlemlerimizi yapabilmek için gerekli klasları hazırladık. Gerekli sınıflar hazır. Şimdi hemen okuma ve yazma işlemlerimizi yapalım. Öncelikle yapmamız gereken şey server'ız. Öncelikle bir istek alacağız.
Onun için öncelikle okuma işlemimizi yapıyoruz. System.out.println diyorum. Android'den gelen veri diyorum. Android'den gelen veri diyorum. Artı BufferedReader.readline diyorum. Şu anda okumuş olduk verimizi. Bir de veri yazdıracağız. Bunun için ise printWriter kullanacağız. Nokta printLine diyorum. İçerisine ise merhaba Android diyorum. Control S diyorum. Ardından bunun iletilebilmesi için flash yapmayı unutmuyoruz. Main class'ımız bu kadar. Server'ımız bu kadar, yani sunucumuz. Şimdi isterseniz Android tarafına geçelim. Bir eksik görmüyorum. Aynen böyle. 5555. porttan haberleşeceğiz. Zaten önceki videoları izlediyseniz buraları anlamışsınızdır. Android'e geçiş yapıyorum. Şimdi öncelikle şöyle yaklaştırayım uygulamamı. Hello World. Şuradan constraint'leri bozuyorum. Şu Hello World'ü biraz büyüteceğim. Şöyle açacağım. Biraz da bu tarafa doğru. Şimdi bunun yazı boyutunu falan bir tane öncelikle ID verelim. Mesela text view olsun. Text view dedim. Bunun diğer ayarlarını yapalım. Text size'ını ayarlayacağım şimdi. Hemen aşağı geliyorum. Evet, text size 12. 12 küçük. Bir dakika, 18. 18 iyi gibi aslında. 18 iyi. Şimdi bunun alignment'ını text center yapacağım. Ortada duracak şu şekilde. Başka bir şeye gerek yok şimdilik. Şöyle iyi. Şu hata ise daha şu şeyleri vermediğimden dolayı. Şunu da şöyle birleştirdim. Gördüğünüz gibi hata kayboldu. Hello World diyor. İçindeki teksti de silebilirim. Enter diyorum. Şu anda boş. Bir dakika. Ünlemimiz kaldı. Şu anda boş gördüğünüz gibi. Hemen text yerinden bir tane plain text alıyorum. Şuraya şu şekilde. Ben bunu şöyle açıyorum. Şöyle iyi aslında. Bunu da bununla bağlıyorum. Bunu tabi biraz aşağı alıyorum. Hatta şunu da alırsam biraz iyi olur. Şunu ortalamaya çalışıyorum. Evet, ortaladım şunu da. Şunun içerisindeki name değerini sileceğim. Hintine send to data diyorum. Enter diyorum. Şöyle arka planda gözükecek. Bu da böyle, tamam. Bir tane de buton koyacağım buraya. Butonumu aldım. Şu şekilde ortaya koyabilirim. Şimdi butonumun ayarlarını yapayım. Butonum send olacak. Üzerindeki yazı. Şöyle açıyorum biraz daha. Şu şekilde. Şunu da bununla bağlayabilirim. Şöyle çekip ortalıyorum. Şunları da şu şekilde kenarlara 8-8 verirsem iyi olur. Tam ortalamış oluruz. 8 diyorum. Sağ tarafına da 8 dp veriyorum. Gördüğünüz gibi daha iyi oldu. Send butonumuz. Şimdi bir tane onclick metodu tanımlayacağım buna da. Send diyorum onclick metoduna. Şu anda tasarımımız
böyle. Şimdi şöyle sabitledim mi? Butonumuzda bir hata varmış. Şu anda şey yazmadık ya. Send on click metodumuzu, o yüzden hata veriyor. Hemen şuraya gelip ekliyorum. Public void send diyorum. Gördüğünüz gibi bir tane view tarafından çağrılacak. View diyorum. Açtım. Şu anda böyle projemiz tamam şöyle. Ctrl S yapıyorum, kaydettik. Şu anda gördüğünüz gibi geçti o hatamızda. Tasarımımız bu kadar. Buradan veri alıp sende bastığımızda buradan veri alıp göndereceğiz. Buraya ise sunucumuzdan gelen veriyi yazdıracağız. Şimdi şöyle hemen kodlamasına geçelim. Şimdi öncelikle async test kullanacağız. Şöyle öncelikle yazayım, sonra açıklarım. Class diyorum. Ne olsun? Sogecat to PC diyorum. Bunu extends diyorum. Asynchronize diyorum. Async task diyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane parametre bekliyor. İlk parametremizde bana ne vereceksin diyor. Yani ne göndereceğiz bu class'ımızın içine? Execute metodunun içine parametre istiyor burada. Bir tane progress bar diyor. Yani bu ilerleme barını istiyor bizden. İlerleme barı kullanmayacağız. Çünkü bir indirme işlemi falan yapmıyoruz. Uzun sürecek bir şey. Burada da result diyor. Sonuç olarak ben sana ne döndürüyüm diyor. Şimdi hemen tıklıyorum öncelikle. Açtım. Ben bir tane string göndereceğim. Void diyorum. Yani bir şey, bir progress bar kullanmayacağım. Peki ya bu bana ne döndürecek? Bu da bana bir tane string döndürecek. Hemen class'ımızı yazdık. Şu anda gördüğünüz gibi bir tane hata oluştu. Abstract metot doing background diye bir metodu var bunun. Hemen yazalım. Doing background diyorum. Burada asıl işlemlerimizi burada yazacağız. Burada ne olacağını falan yazacağız. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi bir tane string döndüreceğiz. Şimdilik bunu al. Öncelikle bir tane socket nesnesi oluşturuyorum. Bilgisayara bağlanmak için socket diyorum. Socket diyorum. Şimdilik tanımlamıyorum. Bir tane input stream reader oluşturuyorum. ISR diyorum. Bir tane de buffer reader oluşturuyorum. Buna da buffer reader diyorum. Son olarak yazmak için ise bir tane print writer oluşturuyorum. Print writer diyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane try catch bloğu açacağım. Çünkü socket şeylerimiz hata verebilir. Şimdi açtım. Bir tane de catch bloğu yazıyorum. Exception x diyorum. Bir hata olduğunda x nokta print stack trace diyorum. Direkt hatayı bastırsın ekranımıza. Şu anda böyle hemen şimdi soketlerimizi falan tanımlayalım. Şu anda Android telefonumuz ne yapacak? Şöyle IP'yi göstereyim öncelikle. Şu an telefona bağlayayım. Telefonun IP'si şöyle göstereyim. Ifjohnfig diyorum. Pardon, Windows'da ifjohnfig yazmamız gerekiyor. Üstteki komut Linux için geçerli. Geçerli. Şöyle IP versiyon 4 gördüğünüz gibi 192.168.43.83. Bu bilgisayarın IP adresi. Gateway'imiz ise telefon. Telefonun IP adresi ise bu. Telefonun IP'sine gerek yok. Ağ içindeki IP'si bu. Direkt bilgisayarın IP'sini bu sokete bağlanırken kullanacağız. Şöyle kopyaladım ben. Şimdi soket diyorum. Eşittir new soket diyorum.
Şimdi öncelikle benden bir tane için iki tane değer vereceğiz. Birincisi host, ikincisi port. Host değeri olarak az önce kopyaladığım IP veriyorum. 192.168.43.83. Port olarak da bilgisayardan dinlemeye aldığımız portu vereceğiz. 5555. 5555 diyorum gördüğünüz gibi. Şimdi hemen input stream reader'larımızı, buffer reader'larımızı tanımlayalım. ISR diyorum. Input stream reader eşittir new. Input stream reader diyorum. Nereden alacağım bunu? Soketten alacağım. Soket.get input stream diyorum. Buffer reader'ımızı tanımlayalım. Buffer reader diyorum. Eşittir new. Buffer reader diyorum. Bunun için ise ISR'yi veriyorum. Şu şekilde. Bir de print writer'ımızı tanımlamamız gerekiyor. Eşittir new. Print writer diyorum. Buraya ise tekrar soketimizden alacağımız get output stream'i veriyorum. Şu anda böyle tamam. Şimdi hemen şey yapayım. Burada Android tasarıma geçelim. Burada ID'sini text'i vermişiz. Burada da edit text'miş. Neyse fark etmez. Şimdi bunları main class'ımızda öncelikle tanımlayalım. Şurada öncelikle tanımlayacağım. Text view diyorum. Text view diyorum. Şöyle. Edit text'imiz vardı bir tane de. Edit text. Edit text diyorum. Hatta şuna şöyle dersem daha anlaşılır olur. Send text diyorum. Buna da bu böyle kalabilir. On create'in altında öncelikle bunları tanımlıyorum. Text view diyorum eşittir. Şöyle açıp text view diyorum. Find view by id diyor. id'ye göre bulmamız gerekiyor. R nokta id nokta text view diyorum. Text view'imi tanımladım. Aynı şekilde edit text'imi de tanımlamam gerekiyor. Yani send text'i eşittir. Şöyle açıp edit text diyorum. Find view by id diyorum. R nokta id nokta edit text diyorum. Bunu da tanımladım. Şimdi devam edelim aşağıdaki klasımızdan. Şimdi okuma yazılma işlemlerimizi yapmak için klaslarımızı tanımladık. Öncelikle bir veri göndermemiz gerekiyor. Bu veriyi nereden alacağım ben? Bu veriyi parametre olarak gönderdiğim şeyden alacağım. Bu string. Gördüğünüz gibi bu bir dizi strings yazıyor. Stringler olduğunu belirtiyor burada. Şimdi printWriter nokta print line diyorum. Şimdi buradan hangi veriyi göndereceğim ben? Strings'in sıfırıncı elemanındaki veriyi göndereceğim. Bir de printWriter nokta flash da yapmamız gerekiyor. Şu anda böyle tamam. Şimdi bir tane de veri okuyacağım ben tabii ki. Bunu da buffer reader'la yapacağım. Öncelikle şuraya bir tane string diyorum. Result diyorum. Bu okuduğumuz veriyi buna atayacağız. Şimdi result diyorum eşittir. Buffer reader nokta read line diyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle okumuş olduk. Şimdi ne yapacağız? Burada gördüğünüz gibi bu metot bir tane string döndürüyor. Burada döndürelim stringimizi. Sonradan kullanacağız çünkü. Return result diyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Result'ımı döndürdüm. Eğer bir hata var ise return null yapsın. Şu anda böyle iyi. Bir de şöyle şey yapmamız gerekiyor. Kod diyorum. Override metot diyorum. Buradan on post execute'ü override ediyorum. Ok diyorum. Şunu şöyle alt alacağım ben. Ctrl X. Ctrl V diyorum.
Şimdi bu işlem on post execute diyor. Execute post edildikten sonra, yani bu işlem yapıldıktan sonra ne yapayım diyor. Ne yapacak? Burada bize bir tane string döndürüyor. Bu string'i döndürecek bize. Biz de bunu edit text'e eşitleyeceğiz. Yani edit text'e vereceğiz. Şurada göstereceğiz yani. Hemen göstereyim. Burada göstereceğiz. Devam edelim. Ne diyorum o yüzden? Text view nokta set text. Neyi veriyorum? Buradaki bana verdiği string'i, yani s'i veriyorum. Şunu şöyle hemen bunu nerede yapacağız? Bu class'tan bir tane obje oluşturacağız. Butonumuza basıldığında class'ımızın adı socket to pc eşittir send diyorum, eşittir new socket to pc diyorum. Şimdi bu işlemimizin, bu override ettiğimiz metodun çalışabilmesi için send nokta execute dememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bir tane veri bekliyor bizden. Bu veriyi nereden alacağız? Bu veriyi edit text'imizden alacağız. Yani şuradan alacağız. Bundan alıp karşı tarafa göndereceğiz. Hemen onu yapalım. Ne yapıyorum? Send text olarak adlandırmıştım bunu. Nokta get text diyorum. Gördüğünüz gibi bir tane editable döndürüyor. Yalnız bunu to string diyerek string'e dönüştürmemiz gerekiyor. Şu anda Android'imiz de böyle iyi bir şekilde. Hemen isterseniz deneyelim. Ben kendi telefonumu takacağım. Gördüğünüz gibi takıldı şu anda. USB'den taktım. Onun üzerinde çalıştıracağım ben bunu. Öncelikle bir kontrol edeyim son. Hata falan var mı? Şu anda herhangi bir hata yok gibi. Aynen. Şöyle yapıyorum. Telefonumu seçiyorum. USB ile bağladım. Şu anda çalıştı. Bekliyoruz. Şu anda hala çalışıyor. İşlemini bitirmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi kuruyor şu anda. Bekliyoruz biraz daha. Gördüğünüz gibi şu anda derleme işlemini bitirdi. Şu anda kuruyor telefona. Şu anda telefonumda çalıştığı uygulama. Hemen server'ımızı dinlemeye alalım.
Server'ımız bu bilgisayarda. Run file diyorum. Gördüğünüz gibi output'u geldi. Hemen şöyle yapıyorum. Şimdi telefonumdan send data yerine merhaba merhaba server yazıyorum. Tamam diyorum. Şu anda gönder butonuna bastım. Şu anda bir hata oluştu herhalde. Bir dakika, hemen bir hataya bakayım ben. Videoyu durduruyorum. Şu hataya bir bakıp geleceğim hemen. Arkadaşlar hemen hatanın sebebini gösteriyorum. Gördüğünüz gibi permission denied diyor. Yani yetkilendirme, izin almadık kullanıcıdan. Hemen gerekli izinlerimizi ekleyelim. Dosyayı açtım. Şuraya hemen açtığım gibi users permission diyor. Android.internet diyorum. Bunu şu şekilde kapatıyorum. Birkaç tane daha ekleyeceğim. Sıkıntı çıkmasın diye. Şunu da ekliyorum. Biraz alakasız oldu ama. Users permission diyorum. Network state diyorum. Bunu da ekledim. Şu anda tamam. Şimdi bunu tekrar telefona yükleyeceğim. Derleyeceğim yani. Şu anda telefonumu seçtim. Ok diyorum. Şu anda tekrar yükleyecek. Log chat'imi de siliyorum. Building'e bakıyorum. Şu anda kurulum yapıyor. Şu anda kurulumu yaptı. Telefona kuruyor şu anda. Bekliyoruz. Arkadaşlar kurulum bitti. Şu anda uygulamamız çalıştı. Hemen NetBeans'e geçiş yapıyorum. Zaten server'ımız dinlemedi. Şimdi merhaba server yazıyorum ve gönderiyorum. Gördüğünüz gibi merhaba server yazdı. Bana da merhaba Android verisi geldi. Şimdi bunu birazcık daha efektif bir hale getirelim isterseniz. Şimdi şunu şöyle şu şekilde while true'nun içine alıyorum. Ctrl X diyorum. Command F diyorum. Şöyle şu şekilde. Aslında bağlandıktan sonra şöyle bağlandı mesela. Oluşturdu nesnelerimizi. Bir kez okuyup bir kez yazdıktan sonra şu soketleri falan kapatalım. Client'imizi tek kapatacağız. Client nokta close diyorum. Printwriter.close diyorum. Input stream nokta ne diye tanımlamıştım bir bakayım. ISR diye tanımlamıştım. ISR nokta close diyorum. Ardından bir de buffered reader nokta close diyorum. Bunları kapatıyorum çünkü Android'imiz her sende bastığımızda bağlanacak. Bağlanıp sonra bunun da bağlanıp veri gönderip sonra veri okuyup sonra Android'imizin bağlantısını koparacağız. Nokta close diyorum. Yine açtığım diğer şeyleri de kapatıyorum. ISR nokta close diyorum.
buffer trigger close diyorum. Print writer close diyorum son olarak. Şöyle şu şekilde. Şu anda run diyorum. Hemen bu telefonumuza yüklensin. Şu anda kuruluyor. Biz o arada şöyle güzel bir şey de katalım buraya. Bir tane de scanner nesnesi oluşturuyorum. Scanner diyorum. Scanner diyorum. Eşittir new. Scanner diyorum. Sistemden alacak bunu. Sistem nokta in diyorum. Şu şekilde. Android'e veri gönderirken aslında scanner'ı kullanacağım. Ondan önce bir bilgilendirme yapacağım. SOAT. Gönder diyorum. Şu şekilde. Ardından buradaki veriyi scanner'dan alacağım. Scanner nokta next. Next line diyorum. Şu şekilde göndermiş olacağız. Şöyle tamam. Android'imiz de kurulumunu bitirdi. Hemen server'ımızı tekrar başlatalım. Run file diyorum. Şimdi hemen telefonuma geçiyorum. Uygulamamı açıyorum. Şimdi send data yerine merhaba. Merhaba server 1 diyorum. Send diyorum. Gördüğünüz gibi şu anda merhaba server 1 verisi geldi size. Şimdi buradan da Android'e cevap olarak bir şey yazmamız gerekiyor. Merhaba. Android. Bunun yanına da 1, 2, 3 diye ekliyorum. Gönder diyorum. Şu anda bu merhaba Android yazısı da şöyle göstereyim. Şurada gözüktü. Donmazsa tabii. Şurada gözüktü. Bir de şöyle bir şey ekleyeyim. Öncelikle veriyi okuyacağız serverdan. Yani öncelikle Android'imiz bir veri yazacak. Sonra biz veriyi okuduktan sonra bir veri gönderene kadar Android'den bir veri alamayacağız. Biz veri göndereceğiz. Sırayla olacak bu işlem. Android bize bir istek yollayacak, bir veri gönderecek. Ardından biz bir veri göndereceğiz. Android gönderecek. Şu anda mesela Android'in veri göndermesini bekliyor. Buna da merhaba server 1, 2, 3, 4, 5 diyorum. Tamam diyorum. Gönder diyorum mesela. Merhaba server 1, 2, 3, 4, 5 diyor. Mesela buraya tekrar merhaba falan şöyle saçmalıyorum. Enter diyorum. Bakın gönderdim şu anda. Şu anda geldi ekrana. Size de tekrar 1, 2, 3 server'ı gönderdim. Bu şekilde aslında. Anlamadığınız noktalar varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler.